Herkese yeni bir Farming Simulator bölümünden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Dostlar biliyorum bayağı bir zamandır Farming Simulator atmıyorum. Siz de yorumlarda belirtiyorsunuz zaten. Sağ olun, var olun. Bir proje deniyorum. Yakın bir zamanda duyururum bu kamera, telefonum arkadaşlar. Telefonumla direksiyon kamerasını test ediyorum ama bu videoda olmayacak. Başka bir proje için. Aklımda güzel şeyler düşünüyorum. Neyse. Hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa geldiyseniz bana abone olarak destek olmayı ihmal etmeyin. Hemen alt tarafta videoyu durdurup hemen abone olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim şimdiden. Hepiniz hoş geldiniz. İkinci olarak da videoyu beğenmeyi, yine açıklamadaki linkten Discord adresime gelmeyi unutmayın. Twitch'lere başlayacağız, haberiniz olsun. Yavaş yavaş şöyle bir sağlık durumunu normale bindirdikten sonra başlamaya devam edeceğiz yani. Yapmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz canlı yayınları seviyorum aynı zamanda. Manitou ile beraber, bu kara karakterimizle beraber arkadaşlar şeye başlayacağız şimdi. Siz söyleyin. Anladınız onu. Burada bir ekran kaydı başlatayım ben de bu bilgisayardan. Çünkü o projeyle alakalı. Dostlar. Buradaki balyaları götüreceğiz. Zaten kapakta da gördünüz. Yeni bir araç alacağım. Berkay kardeşim sağ olsun güzel bir mod yaptı. Belki onun resmini koymuşumdur. Şimdi hadi bakalım. Deniyoruz. Umarım her şey istediğimiz gibi olur. Her şey kafamıza, keyfimize uygun olur. Ümidiyle videomuza başlıyoruz abi. Çok büyük ümitlerim var açıkçası. Seviyorum da şu ekipmanla uğraşmayı. Ama bayağıdır ara verdiğim için kullanmayı unutmuşum. Onu söyleyeyim. Tabii bu öğrenemeyeceğim anlamına gelmiyor dostlar. Sonuçta birazcık da yetenek işi. Uğraşa uğraşa her şey yapılır. Güzel. Şuradaki balyaları alacağım. Ondan sonra bunlar yeter zaten. Belki daha fazla alırız zamanımız olursa ama. Gerçi zamandan da sıkıntı yok. Bu video birazcık uzun olabilir. Sorun değil. Sonuçta bu ekipmanlarla uğraşıyoruz ya. Bunlarla yaptığımız her video uzun olabilir. Sorun değil. Çünkü keyif alıyoruz. Oynaması gerçekten keyifli. Logitech firmasının yeni ürünü zaten. Bu biliyorsunuz. Daha doğrusu Sayitek firmasının da. Logitech satın aldı Sayitek'i. Dağıtımından vesaire onlar sorumlu. O yüzden güzel, keyifli bir alet. Herkese de tavsiye ediyorum. Şimdi şu üçlüyü koymayayım. Düzeni bozacak. Şöyle bir yere bırakalım. Şöyle tam yanaşmak istiyorum abi. Aynen böyle. Şu joystick çok güzel. Bayağı kullanışlı. Zaten bilenler biliyor. Bununla ilgili video da çekmiştim. Güzel de ilgi gördü. Bu ekipmanla bu videolara devam edeceğim tabii ki. Haberiniz olsun dostlar. Çok istiyorsunuz çünkü. İsteyen arkadaşlarımız var. Bir tık daha yaklaşacağım. Dibine koymak zorunda değilim ama düzenli dursun maksadıyla. Aynen, düşürmeden. Şimdi oradan gidelim, bir tanesini alalım. Umarım videoda sesle falan herhangi bir problem yoktur. Olmadığını ümit ederek videomu çekiyorum. Direksiyonla bu oyunu oynaması, yani başlangıçta oynamadığımız için direksiyonla oynamak yabancı geliyor haliyle. Ama halledilmeyecek bir şey değil. Alışırız. Neticede alışacağız. 22 çıktığında da direksiyona devam ayrıca, onu da söyleyeyim. Çünkü siz çok sevdiniz. İzlemesi daha keyifli oluyor dediniz. Daha gerçekçi. Aslında bir tane ultra realistik bir seri yaparız. İki seri yapabiliriz. Bir tanesi de şey olabilir dostlar. Böyle biraz daha, ne denir ona? Arcade oynadığımız bir oyun yapabiliriz. Save yapabiliriz ama iki save birazcık böyle can sıkabilir, kafa karıştırabilir. O yüzden o işten biraz uzağım. Ama her halükarda oynayacağız direksiyonla. Bazı bölümler oynarız, bazı bölümler oynamayız. Falan filan. Muhabbetler kafamıza göre dostlar.
Biraz bastıralım yere de. Çıkmasın. Bunlarla çalışması çok güzel bir oğlum ya. Aa bak orada bir yanlışlık yapmışız. Biraz ittirelim. Üsttekini de ittirelim. Umarım bu yaptıklarım videoda anlaşılıyordur. Ne yapmaya çalıştığımı az çok kafada çözmüşsünüzdür. Birazdan da zaman kalırsa, kalan zamanda da bir çim biçeriz. Bunu şöyle koyalım ya. Bunu çıkaralım. Şöyle yapalım. Bir tık daha uzağa gideyim. İç kameraya geçeyim. Sol ikisine takacağım ki koyarken biraz daha rahat olsun. Manitu çok güzel bu konuda ya. Çok güzel çalışılıyor abi. Çok ciddiyim. Keşke en baştan alsaydım. Böyle ön yükleyiciyle falan uğraşmasaydım. Biraz öteki tarafı ittirdik galiba şu anda. Ona bakacağım. Aynen hafif yamutmuşuz. Onu bir düzeltelim. İç kameradan yapayım bu sefer. İç kameradan olmaz. Aman. Tamamdır, burası okey. Şimdi inelim, şeyleri bir bağlayalım. Çok güzel oldu. Evet, aracımız burada kalsın abi. Bu abimizle gideceğiz ama ondan önce size şu yeni yapılan traktörü göstereceğim. Daha doğrusu yeni değil. Berkay bunu daha önceden yapmıştı. Geliştirdi. Onu göstereceğim ama modu aktif etmemiş miyim ya? Tüh 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 tüh. Etmiş olmam lazım ya. 6 serisini mi? Orijinal aracı mı yapmıştı? Bir dakika ya. Bu işte bir yanlışlık var. Ben aktif ettim sanıyorum. Vallahi etmemişiz. Neyse bu araçlar var. İşte MF var. MF var mıydı bende? Bir bakarım. Garajım. Aynen MF var. Onu kullanırız. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şey yapalım o zaman. Gidelim. Bu araçı da götüreyim. Lan ne yaptım?
Hey, kamera da kayıtta bir yandan. Güzel de kaydediyor şimdi. Göbeğim çıkıyor ama olsun. Keseriz, kırparız. Haritanın renkleri, şu anki oynadığımız konum, mevki o kadar güzel ki. Elimden geldiği kadar gerçekçi oynamaya çalışıyorum ki bu yapacağımız projede, şu an çeken projede çok daha değişik şeyler düşünüyoruz dostlar. Bakalım ya, valla ilgi göreceğini düşünüyorum. Nasıl olur, ne yaparız bilmiyorum. Ama ayarlayacağım bir şeyler. Her şeyde olalım istiyorum yani sizin anlayacağınız. ...22'yi de heyecanla bekliyoruz bu arada. Onu da söyleyeyim, bekliyorum yani. Çok güzel olacak çıkınca. Şunları alalım. Şu an bizde... Bu abimiz burada dursun şimdilik de, bu aracı alacağız birazdan. Onun yerine bizim küçük enişte nerede? Lan enişte ne yaptı? Gel gel, bir işimiz var. Buradakiler takılıyor mu acaba buna? Belki de takılmıyordur. İnşallah takılıyordur. Takılmıyor. Tamam, enişte burada dursun. Biz büyük aracı alalım. Onunla işlerimize bakalım. O römork orada kalabilir. Sıkıntı yok.
Doğrudan takılıyor mu? Takılıyor, çok güzel. Bunu kullanırız. Kullanışır çünkü bu, bunu biliyorum. Havalar yağışlı değil. Şimdilik buraya indirelim balyayı. Sıkıntı olmaz. Hiç problem olmaz. Üçlü beşli gene taşırız bunda da. O kadar fantezi yapmayalım istiyorum ben. Normal koyayım işte. Wow, çarptık. Videoda kötü görünecek. Tamam, burada kalsın, onu alırız her türlü. Bu tarz işleri yaparken çok fazla konuşamıyorum. Videoya dalıyoruz ama işte siz de seviyorsunuz. İzleyin yani, salın. Muhabbet neymiş? İşi izleyin işte, bizim milli sporumuz biliyorsunuz zaten. Araç da bayağı kirlenmiş. Müsait bir yere indirdik. Tamam, burası okey. Şimdi şeye gidiyoruz. Markete gidiyoruz. Oradan ön yükleyicide çim biçme makinesini yükleyip geleceğiz. Buradaki çimleri biçmemiz lazım.
Evet. Bundan sonraki videolarımızda muhtemelen telefon şey yapacak. Bize eşlik edecek. Onu da söyleyeyim, belirteyim. Yakın bir zamanda da kokpit projem var ama o da çok ütopik geliyor şimdilik. Belki ilerleyen zamanlarda olur. Niye olmasın? Feedback olayına çok fazla takılıyoruz ama alışınca direksiyonla oynamaya insan şey yapıyor yani. İstemiyorum şu an mesela. Olmasa da olur. Sıkıntı yok. Böyle alıştım. Asayları seviyorum ya, hastasıyız. Ya lansmanı falan vardı. Keşke davet eden olsaydı da gitseydik. Gidemedik. Meraklıyız. Böyle şeyleri merak ediyoruz. Büyük ekipmanlar olsun. Gidelim, görelim. Videosunu çekelim gerekirse. Oturalım, test edelim. Sizlere gösterelim. Zaten ilgi alanlarımız biliyorsunuz. Böyle şeyleri seviyoruz. İş makinelerini falan. Ne bileyim. Ama bir güzel kardeşim var. Gideceğim yanına. TD100'ü var. Onunla güzel bir video çekeceğiz. Yakın bir zamanda belki bir Nadas videosu falan gelir. Haberiniz olur sizin de zaten. Tabii şehir dışında gitmemiz lazım bayağı bir. Ama gideceğim yani. Onu da söyleyeyim. İlk dışarı çekim muhtemelen orası olur. Ama kamera falan ayarlamam lazım. Telefonla da yaparım ama bir yerden sonra yorar o beni. Çok yorar hatta. İmkan yok, imkan. İmkan olsa var ya neler yaparız da. Yok. Çok kişi davet ediyor biliyorum. YouTuber'lardan da gideceğim var mesela. Çelik Çifti'ne gideceğiz. Belki bilen vardı, Çelik Çifti YouTube kanalı. Buraya kadar izleyen varsa dostlarım, gidin bizden bir selam götürün kanallarına, yorumlara. Samet Arslan Taş'tan geldik, çok selam var diye. Yine Semih var. Semih Cengi bizim biliyorsunuz. Ona gideceğim. Semih'e de yine aynı şekilde selamlarımızı iletin. Şey yapacağız yani. Böyle şeyleri değerlendirmek istiyoruz. Ama ne zaman olur, ne yaparız bilmiyorum. Belki kışın olur. Neyse. Şimdi dostlar, buradan çim biçme makinesi alacağız. Ama bizim Massey 96 kV. Yani bunlar destekliyor. Bunlarda sıkıntı yok. 51 diyor. Şunu alabiliriz. Bunu alabiliriz. Bunlar takılıyor mu? New Holland diyor ya bu şey. Ha, bunlar biçerin arkasına falan takılanlar herhalde ama. Yo, bu traktöre de takılıyordur. Ama bizim makineye büyük bunlar. Şu çok güzelmiş lan bunlar. Ha, modmuş bu dostlar. Ha. New Holland diyor. Şunu alalım. Tamam mı? Bir de öne alalım. Bunu alırsak öne almaya gerek yok. Tamam. Ağırlığımız da var. Baktık sağ sola çok kaçıyor. Ona geçeriz. Bence bu işimizi görür diye düşünüyorum. İşimizi her türlü görür. Hadi gidelim. Biçmeye orada başlarız. Çimleri biçeceğiz. Balya makinesi alırız gerekirse bir tane. Balya yapmaya başlarız. Hızlı hızlı gidelim. Çiftlikteki çim biçme işlerine bakalım. Bu arada seviyor musunuz siz direksiyonlu videoları? Ben artık normal oynamak istemiyorum mesela farming'i. Direksiyonumu kurayım baba. Geçeyim direksiyonun başına. Açayım farming simülatörü. Çatır çatır takılayım. Vallahi normal oynamak istemiyorum. İsteyen herkese nasip etsin Allah'ın da. Hava atmak için söylemiyoruz tabii. Biz de bir birikimle yaptık. Burada bize havadan düşmedi direksiyon falan. Yani biz de bazı şeylerden fedakarlık ederek alıyoruz bazı ekipmanları. Yorumlara geliyor bazen, görüyorum. İşte kaç yaşındasın, direksiyon almışsın, bilmem ne yapmışsın, o para var, huzur var falan. İş bildiğiniz gibi değil. Yani o senin dediğin iş öyle değil dostum. Onu söyleyen arkadaşa diyorum. Emek olmadan ekmek olmuyor. Emeğini edeceksin.
bize de havadan zeplinle gelmiyor ekipmanlar vesaire. Yavaş yavaş birike birike zaman içerisinde 13 yaşında ilk bilgisayarımı babam aldı. Buradan selamlar, o beni izliyor. Öpüyorum ellerinden kocaman. O zamandır başladı bu merakımız işte. Bilgisayardır, oyundur, YouTube'dur, videolardır vesaire. Video editörlüktür. Merakımız oradan geliyor. Çabalıyorsunuz, emek ediyorsunuz. Bir şekilde o para kaynağı oluyor size. Cash olarak geri geliyor. O yüzden yorum yaparken bunları da düşünün. Nacizade tavsiyemdir. ...27 dakika olmuş. Allah! Evet, şimdi dostlar, bizim neresi bizim? Bakalım bakayım. Şurası, arka tarafı. Ha, şeyin içi. Şurayı da alabiliriz aslında. Bayağı çayırlıkmış ya. Neyse, sonra bakarız. Burayı alalım lan. Lan! Hayır, işçiye vermeyeceğim baba. Heh. Şu an işçiye verdi. Ben işçiye vermek istemiyorum. Bunun kısa yolu ne ya? Tamam, neyse. Güzel yapıyoruz. Şöyle yapalım. Bir tur da şuraya gideyim. Güzel biçiyor bu arada. Ben sevdim bu makineyi.
Valla çok keyifli oluyor. Bayağı gerçekte çalışıyormuşum gibi. Takılıyoruz şu an. Koyunlara, ineklere vereceğiz bunları. Arkadaşlar bedava işçilik sunuyorum size. Varsa çiftliğinizde bu tarz işler, çağırın beni. Güzel güzel yapalım. Ha bak buraya kadar gidiyor. Buradan sonrası benim değil mi? Aynen değilmiş, tamam. Aynen tam bu çizgi. Buradan bir çizelim burayı. Klavyeye erişmeden sadece ekrana bakarak bu tarz şeyleri ayarlayabilmek çok hoşuma gidiyor. Güzel yani, şu an bayağı gerçekmiş gibi çalışıyoruz. Çok keyifli. Çok güzel. Ekrana bakmazsanız kaçırırsınız dostlar. Sanki işi yapıyormuş gibi. Kare çize çize. Devam. Görüyorsunuz işte. Devam. Konuşacak bir şey bulamıyorum çünkü işe odaklanmış haldeyim.
Şimdi bu işleri yaparken konuşması da bilhale o kadar zor. Daha alışamadım. Yani daha şey ekipmanla oynarken konuşabilmeye. Ona alışmam lazım en yakın zamanda. Hızlı da biçebiliyoruz yani aynı zamanda. Bayağı 40 dakikalık video olmuş. Dostlar, burada noktalayalım. Şöyle bir ekrandan noktalayalım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım sizin için güzel bir video olmuştur. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Çok güzel bir bölümdü. Açıkçası ekipmanla oynamaya ben de devam edeceğim bundan sonra Farming Simulator videolarında. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi, aynı zamanda Discord ve Twitch adreslerime gelmeyi, açıklamada linkleri mevcut. Görüşürüz. Unutmayın. Gelmeyi unutmayın. Ama görüşürüz. Eyvallah. Öpüldünüz.